Ara görürüz. Kapatın buraya kadar kökünü de dedi. Neyin yok sen? Portugal. Portugal bir tane yazacağız. Karaca'ya bakıyor. İki çarpı. Ana Forjika bir çarpı bir kullanmıyor. Ha, bir çarpı bir. Ben Galgus'tan karıştırdım. Ülkemizde nakiller genellikle canlı vericili olarak karaciğer ve böbrek nakilleri yapılmaktadır. Diğer organların nakilleri için kesinlikle ve kesinlikle kadaverik nakillere ihtiyacımız var. Yani bir kadavraya ihtiyacımız var. Ama ülkemizde kadavra sayısı o kadar düşük ki bu sene 2023 yılı için şu bugüne kadar yapılan bağış sayısı toplam 300 aile bağışı yapılmış. Bunların beyin ölümü tespitimiz yeteri kadar yapılıyor ama aile bağışımız çıkmıyor. Ama biz bütün organlarımızı canlılardan yapmaya kalkamıyoruz. Karaciğer ve böbrek olarak canlılardan yapmaya kalkıyoruz. Avrupa verilerinde büyük ağırlıklı olarak kadaverik nakiller yapılmaktadır. Ülkemizde ise canlı vericilerden. Bunun sebebi de biz toplum olarak hastalarımıza çok değer verdiğimiz içindir. Bağışlarımız yeterli mi? Bağışlar yeterli değil bence. Hem Türkiye için olsun hem Elazığ için olsun. Bölgemizde son 2 yıl, 3 yılda çıkan donör sayısı 2. Aile bağışı yapılan diyeyim şöyle. 2 tane bağış yapılmış. En son Nisan 2021'de yapılmıştı. Bir de bir ay önce bölgemize bir bağış daha yapıldı. Bunun dışında arada 2,5 senelik geçen süre içerisinde bir bağışımız yok. Hastalarımızın büyük çoğunluğu organ beklerken donör bulamamaktan dolayı hayatlarını kaybetmektedirler. Biz Türkiye'de yaklaşık %90 oranında canlı vericili nakil yapmaktayız. Ama bunlar dediğim gibi karaciğer ve böbrek için geçerli. Bir akciğer, bir kalp, bir pankreas, bir ince bağırsak, bir kornea nakilleri kesinlikle canlı vericili yapılamamaktadır. Ölünce toprak olacağına başka hastalara can verelim. Şu anda bir kadavradan yaklaşık 8 kişi hayat bulmaktadır. Bunlar çocuk da olabilir, erişkin de olabilir, orta yaş da olabilir. Bu yaş sınırının hiçbir önemi yok. Yani bekleme listesinde 2 aylıktan itibaren 80 yaşına kadar hastalarımız bekleme listesinde organ bekliyorlar. Biraz önce dediğim gibi bu hastaların çoğunluğu hayatlarını organ bulamamaktan dolayı da kaybediyorlar. Hayattayken bağışlarımızı yapalım. Bütün yapılan bağışların hepsi donöre dönüşecek diye bir şey yok. Şu anda Elazığ için yaklaşık ortalama 1500 tane bağış yapılmış. 2013 yılından şu ana kadar elektronik ortamda alınan bağışlardan dolayı sayılarını net söylüyoruz. 1500 bağış yapılmış. Bunun 961 tanesi bizim hastanemizden alınan bağışlar. Ve bunların hepsi öğrenci arkadaşlarımız sağ olsunlar. Organ bağış haftalarında 3-9 Kasım haftalarında açtıkları standlardan dolayı topladıkları bağışlardır. Bağış yaptığımızda bizim hastalarımız, bizim kişilerimizin korkusu şu. Biz organlarımızı bağışladığımız anda bizim vücudumuzun bütünlüğü bozulacak mı? Bir ameliyatta ne kadar hastada iz bırakılıyorsa kadavrada organlar çıkartıldıktan sonra da o kadar bir ameliyat izi kalacak. Başka bir şey olmayacak. Ve bu organların kime gideceğini biz de dahil olmak üzere çıkartıldıktan sonra biz de bilmiyoruz. Bakanlık sıralı listeden oradan nakil merkezlerine sunum yapılıyor. Oradaki kişilerin kendilerine hangisine uygun olarak yapıldığını o şekilde dağıtım yapılıyor. Organ dağıtımı tamamen Sağlık Bakanlığı'nın listesinden belirlenmektedir. Canlı veya kadavra yapılan nakillerin hepsi de Sağlık Bakanlığı'nın kadavra bekleme listesine kayıtları olmak zorundadır. Yani kayıtsız hiçbir hastaya organ nakli yapılmamaktadır. Şu anda ülkemizde yaklaşık olarak 25 bin tane böbrek hastası bekleme listesinde, 2600 tane karaciğer hastası bekliyor. Diğer organlarla birlikte bu toplam 32-33 bin tane etmektedir. 2023 yılı içerisinde ülkemizde 2900
civarında, yani 2900-3000 civarında böbrek nakli yapılmaktadır, yapılmış. 1500 tane de karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu yıl ülkemizde 1800 tane beyin ölümü tespiti yapılıp bunlardan sadece 300 tanesinden aile onayı alınmıştır ve 1250 tane organ çıkartımı yapılmıştır. Bize bunlardan daha çoğuna ihtiyacımız var. O yüzden kadaverik organlara daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Yavaş.